Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şerah li sadri ve yesir li emri ve hulul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Kıymetli abilerim, hatırlarsanız bizler el-vela vel-bera dersleri yapmaya inşallah bu haftada devam edeceğiz. Normalde hatırlarsanız son yapmış olduğumuz derste vela kelimesi üzerinde konuştuk. Dedi ki Allah için dost olmak, Allah için dost olmanın şekli, sureti nasıldır? Allah için kime dost olmalıyız, nasıl dost olmalıyız? Genel olarak haber bu meseleden bahsettik. Tabi tam olarak vela veya velayı çağrıştıran kelimeler nedir? Veladan muştak olan kelimeler tam olarak nelerdir, bunları size zikrettim. Veya vela kelimesini, yani dost olmak kelimesini ifade eden bazı kelimelerden, bazı başka kelimelerden sizlere bahsetmiş oldum. Daha sonra kardeşler dedik ki tam olarak bizler kimleri sevmeliyiz? Böyle her yönüyle sevilmesi gereken insanlar kimlerdir? Dedik ki bunlar Allah Azze ve Celle'ye karşı hiçbir şekilde şirk koşmayan, Allah Azze ve Celle'ye ibadetlerini takdim eden, ahlakı, adabı güzel olan kimselerdir. Onlar her yönüyle sevilirler abiler. İkinci olarak dedi ki bazı açılardan sevilen kimseler ve bazı açılardan kendilerine buğz edilen kimseler. Onlar aslında Müslümanlardır ama bazı açılardan böyle ya ahlakları güzel değildir ya da ibadetleri güzel değildir ya da insanlarla muameleleri güzel değildir. Normalde Müslüman olduklarından dolayı sevilirler ama bazı açılardan da sevilmezler. İşte ahlaklarının güzel olmaması vesaire bazı sebeplerden dolayı. Bazı açılardan sevilen ve bazı açılardan sevilmeyen kimseler, ikinci sınıf insanlar onlardı. Üçüncü sınıf insanlar ise kafirlerdir. Kafirlerin hiçbir şekilde, hiçbir suretle sevilmemesi gerekir. Bunlardan bahsettik. Daha sonra dedik ki velanın gerektirmiş olduğu bazı şeyler vardır. Bunları anlattık. Muvalatü suğra ve muvalatü kubra. Bunu da anlattıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun dersimizi tamamlamış olduk. İnşallah kardeşler bu dersimizde de vela meselesinden sonra sizlere anlatmak istemiş olduğum mesele beradır abiler. Allah için düşman olmaktır. Allah için düşman olmanın sureti nasıldır? Niçin düşman olmalıyız? Niçin birilerini sevmemeli? Niçin birilerine düşman olmalıyız? Veya tam olarak bera ne demektir? Veya İslam şeriatının bera kelimesine vermiş olduğu mana nedir? İnşallah Allah Azze ve Celle'nin bizlere yardım etmesiyle, lütfetmesiyle bu dersimizde de bundan bahsetmek istiyorum abiler sizlere. Bera kelimesi abiler velanın tam zıttıdır. Bera kelimesi velanın karşılık olarak tam olarak zıttıdır abiler. Lugatta, Arap lugatında gelmiş olduğu mana, Arapların ona vermiş olduğu mana, bizim dilimize tam olarak geçmiş olduğu mana şu şekildedir abiler. Ayrılma, uzaklaşma veya muhalefet etme, düşman olma, uyarma gibi anlamlara gelmektedir bera kelimesi. Dikkat edin kardeşler, ayrılma, uzaklaşma, muhalefet etme, düşmanlık yapma veya buğz etme veya uyarı gibi anlamlara gelmektedir. Normalde vela kelimesinin tam olarak karşılığıdır. Öyleyse tam olarak anlamı nedir abiler? Allah için bera kelimesinin anlamı dostluğun, sevginin, muhabbetin kesilmesidir veya yardımın kesilmesidir. Nasıl ki velanın gerektirmiş olduğu bir şey olarak vela dostluğu gerektiriyorsa abiler, bera da düşmanlığı gerektirir. Nasıl ki birilerine Allah için dost olmamız gerekiyorsa birilerine de Allah için düşman olmamız gerekir. Nasıl ki birilerini Allah için sevmemiz gerekiyorsa abiler, birilerini de Allah için sevmememiz gerekir. Veya nasıl ki birilerine Allah için yardım ediyorsak birilerine de Allah için yardım etmememiz gerekir. Bu beranın gerektirmiş olduğu bir şeydir abiler. Beranın gerektirmiş olduğu bir şey olarak bizler Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına düşmanlık yapmakla sorumluyuz. Allah Azze ve Celle'nin sevmediklerini sevmemekle sorumluyuz. Veya Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı asi olan, Allah Azze ve Celle'nin dininin sınırlarını çizen müşriklere, kafirlere karşı kesinlikle bir yardımımız da söz konusu olamaz. Bu beranın gerektirmiş olduğu bir şeydir.
Bera dedik ki kardeşler normalde bazı anlamlara gelmektedir. Gelmiş olduğu anlamlardan bir tanesi uyarı, ikaz anlamındadır. Bir ultimatondur. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Tevbe suresinde dedi ki Estaizu billah Bera'etum minallahi ve rasulihi ilellezine ahedtum minel müşrikin. Müşriklerle aranızda böyle ahdin, sözün, anlaşmış olduğu müşriklerle onlar için aranızda yapmış olduğunuz bir anlaşma olarak bu Allah ve Resulünden kesin bir ikazdır, kesin bir ultimatumdur dedi Allah Azze ve Celle. Bera kelimesini Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede kesin bir uyarı olarak bizlere onun manasını bu şekilde verdi abiler. Başka ıstılahi olarak bera kelimesine bir tanım verecek olursak abilerim. Bera kelimesinin ıstılahtaki karşılığı yani İslam şeriatının, Kur'an-ı Kerim'in veya sünnetin ona vermiş olduğu mana kafirlere karşı, müşriklere karşı gösterilmesi gereken muhalefet, buğz ve düşmanlıktır. Bera'nın gelmiş olduğu mana budur abiler. Kafirlere veya genel olarak müşriklere karşı gösterilmesi gereken muhalefet, buğz ve düşmanlıktır. Şey için, bera kelimesi için kardeşler normalde bizler Kur'an ve sünnete baktığımızda farklı kelimelerin bera kelimesine karşıladığını görürüz. Veya bera kelimesinin karşılanmış olduğu, gerektirmiş olduğu bazı kelimeler vardır, bazı anlamlar vardır. Bunlar genel olarak Kur'an ve sünnette şu ibarelerle gelirler abiler. Mesela birinci olarak kardeşler el-buğd. Sizler bera kelimesini bazen el-buğd yani buğz kelimesi olarak görürsünüz. Veya el-muadad veya el-adave düşmanlık yapma, düşmanlık karşılıklarıyla görürsünüz. Bazen Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelerle görürsünüz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde sizler bera kelimesini bu üç kelime karşılıklarıyla görebilirsiniz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte dedi ki İmam Taberani rivayet etti. Evsekûrel iman, imanın en sağlam kulpu, imanın en sağlam kulpu el muvalatu fillah vel muadatu fillah. وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. İmanın en sağlam kulpu budur kardeşler. El-velâ vel-berâ akidesidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste berâ kelimesinin karşılığı olarak dikkat edin. اَوْفَقُ عُرَ الْاِمَانِ İmanın en sağlam kulpu El-muvalatu fillah tam mukabili olarak el-muadatu fillah. Muadat kelimesini kullandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah için dostluk yapmak ve Allah için düşmanlık yapmaktır. Daha sonra el-hubbu fillah vel-bughdu fillah. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Hub ve buğd birbirlerinin tam olarak zıddıdırlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muadat ve buğd kelimelerini beranın karşılığı olarak bu hadiste bizler için zikretti. Bunun dışında kardeşler, beranın gerektirmiş olduğu aslında iki temel şey vardır. Bizler şöyle Kur'an'a ve sünnete baktığımızda beranın Allah için düşmanlığın gerektirmiş olduğu iki temel şey vardır. Bunlardan birincisi el-adave yani düşmanlıktır ve bunlardan ikincisi buğzdur abiler. Bunlar beranın gerektirmiş olduğu şeydir. İbrahim Aleyhisselam'ın davetine bakın ve İbrahim Aleyhisselam'ın davetine her birimiz şöyle dikkatlice odaklanmış olalım abiler. İbrahim Aleyhisselam'ın davetinde, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine gitmesinde bizler için birçok ders, birçok güzellikler vardır. Allah Azze ve Celle onun ve onunla beraber olan kimselerin kavimlerine gittiklerinde söylemiş oldukları, sarf etmiş oldukları bazı sözlerden bahsetti. Dedi ki Rabbimiz, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَ İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel örneklikler vardır. İbrahim Aleyhisselam'da nasıl bir örneklik var ki Allah Azze ve Celle kitabında bunu zikretmiş? Nasıl güzel, ne kadar güzel bir şey ki Allah Azze ve Celle hükmü kıyamete kadar baki kalacak kitapta Allah Azze ve Celle bunu zikretmiştir. İbrahim ve onunla beraber olanlarda bizim için güzel örneklikleri vardır. Peki bu güzellikler nelerdir abiler? Allah Azze ve Celle devamında söyledi. Bu güzellikten bahsetti. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar kavimlerine geldiklerinde bazı şeyler söylediler. Ne söylediler? Onlar kavimlerine dediler ki اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
inna bura'u minna ta'budun minkum ve minna ta'buduna min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ortak koşmuş olduğunuz şeylerden beriyiz dediler. Allah Azze ve Celle bunu güzel bir örneklik olarak hükmü kıyamete kadar baki kalacak olan kitapta zikredildi abiler. Onlar kavimlerine geldiklerinde Allah Azze ve Celle şirk koşan insanlara bu lafızları, bu sözleri sarf ettiler abiler. Biz sizden beriyiz. Peki bu beraat, bera kelimesini kullandılar. Bu beraat mücerred bir beraat mıdır abiler? Yani biz sizden beriyiz dedikten sonra hiçbir şey yapmadılar mı? Hayır. Bu beraatin gerektirmiş olduğu bir şey var. Ve bu beraatin gerektirmiş olduğu şeyi İbrahim ve onunla beraber olanlar aynı şekilde yerine getirdiler. Daha sonra ne dediler abiler? Dediler ki keferna bikum ve beda beyne ve beda beynena ve beynekum el adavetu vel bagdau abada abadan hatta tu'minu billahi vahde. Dediler ki bizler sizi tekfir ettik. Sizler kafirsiniz. Ve bundan sonra sizler tek olan Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda ebedi bir kin, ebedi bir buz ve ebedi bir düşmanlık vardır dedi İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar. Kardeşler Allah Azze ve Celle bunu bize güzel bir örnek olsun diye zikretti. İbrahim Aleyhisselam'dan ve onunla beraber olanlardan bize şöyle yapmış oldukları fiillerden güzel bir örneklik teşkil etsin diye Allah Azze ve Celle bundan bize haber verdi. Onlar kavimlerine biz sizden beriyiz, bera kelimesini kullandılar ve daha sonra beranın gerektirmiş olduğu şey ise tam olarak bera neyi gerektiriyorsa onu da aynı şekilde vakada tatbik ettiler. Neydi onlar? Buz ve düşmanlıktı. Onlar dediler ki bizimle sizin aranızda sizler Allah'a iman edinceye kadar, tek olan Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda ebedi bir buz ve ebedi bir düşmanlık vardır. Bunun için kardeşler bizler bera sahibi olan kimseler miyiz? Bizler Allah Azze ve Celle'nin rızası için dostluğumuzu ve düşmanlığımızı şekillendiren kimseler miyiz? Beramızı ortaya koyan kimseler miyiz? Bu iki şekilde anlaşılır. İki şeyin ortaya koymasıyla anlaşılır abiler. Birinci olarak buğzun olması gerekir kafirlere karşı. İbrahim Aleyhisselam'dan öğrendik ve onunla beraber olanlardan öğrendik. İkinci olarak kardeşler kafirlere karşı bir düşmanlığın ortaya konulması gerekir. Buğz kalpte olur. Kişinin kalbinde hissetmiş olduğu şeydir. Düşmanlık ise adavet ise İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olan kimsenin kullanmış oldukları o adavet kelimesi ise kardeşler yani düşmanlık zahiren olur. Buğz birinci olarak buğz yani kim duyma kafirlere karşı. İkinci olarak kardeşler onlara karşı düşmanlık yapma. İkisinin bir arada olması gerekir. İbrahim ve onunla beraber olanlar ikisini beraber tatbik ettiler. Şayet insanların içerisinden bir kimse çıkar. Kardeşlerimizden biri. Ben o kafirleri sevmiyorum. Onlara buğz ediyorum. Bunlar müşrikler. Der. Kalbinde buğz ederse ama fiili olarak zahiren onlara karşı bir düşmanlık yapmazsa bu durumda kardeşler bera ortaya konulmuş olmaz. Bera tahakkuk etmiş olmaz. Veya bir kimse zahiren kafirlere karşı, müşriklere karşı düşmanlığını ortaya koyuyor ama kalbinde onlara karşı buğz yoksa, onlara karşı bir sevgi varsa bera oluşmamıştır kardeşler. Kesinlikle bu durumda bera ortaya çıkmamıştır. Bunun için bu ikisinin beraber olması gerekir ki bera ortaya konulmuş olsun. Kafirlere karşı buğz edeceğiz, Allah için buğz edeceğiz onlara kardeşler. Ve kafirlere karşı düşmanlığımızı zahiren ve batinen ortaya koyacağız. Bazı insanlar var, bazı Müslümanlar var. Kalplerinden buğz ediyorlar ama ameli olarak yapmış oldukları bir düşmanlıkları yoktur. Hayır kardeşler, ikisinin beraber olması gerekir. Bunun için zaten Hamd bin Atik o bu konuda dedi ki El insanu kad yebğudul müşrikine ve la yuadihim. Bazı insanlar vardır ki müşriklere, kafirlere karşı kalbinde bir buz, bir nefret vardır ama onlara düşmanlık yapmazlar. Böyle olur mu kardeşler? Bu şekilde bera oluşmuş olmaz. Beranın ortaya koyulması için Allah ve Resulünün emretmiş olduğu beranın Allah için düşmanlığın ortaya konulması için tam olarak sahada olabilmesi için kardeşler birinci olarak buğzun olması gerekir. Kalbimizle onlara buğz edeceğiz ve ikinci olarak kardeşler onlara karşı zahiri olarak organlarımızla onlara karşı düşmanlığımızı ortaya koyacağız. Bunun için kardeşler İbn-i Battah
El-İbani kitabında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olan, Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarını dost edinen kimse senin yakının bile olsa onlara buğz et, onlara düşmanlık yap dedi İbn-i Battah. Böyle olması gerekir kardeşler. Kafirler sevilmezler. Kafirlere buğz edilir, kafirlere düşmanlık yapılır. Bir kimse kafirleri seviyorsa, bir kimse kafirlere karşı buğz etmiyorsa, bir kimsenin kafirlerle güzel bir ilişkisi varsa bu imanı bozan unsurlardan bir tanesidir. Bir kimsenin kafirlerle dost olması, yardımını onlara yapması imanı bozan unsurlardan bir tanesidir. Velev ki la ilahe illallah desek de, velev ki Muhammedun Resulullah desek de, velev ki başka tevhidin gerektirmiş olduğu şeyleri de yapsak kardeşler, bu durum bizim bera akidesine dikkat etmememiz bizim imanımızı bozan bir unsur olabilir abi. Kafirler sevilmez, kafirlerin yolu benimsenmez, kafirlere yardım edilmez, Müslümanların sırları kafirlere verilmez abi. Müslümanların sırları kafirlere verilmez, kafirlerin sözlerine itimat edilmez, kafirlere ihtiram gösterilmez. Sırf biraz malı var diye izzet ve şeref sanki onların yanındaymış gibi el pençe yanlarında durulmaz. Patronumuz olabilirler ki onların iş yerinde çalışıyor olabiliriz veya başka şekillerde bir araya gelebiliriz. Sırf maddi durumları iyidir, paraları vardır, patronumuzdur veya halk içerisinde müşriklerin yanında saygın biridir diye bizler böyle kimselerin yanında el pençe duramayız kardeşler. Böyle kimselere karşı saygı gösteremeyiz veya böyle insanları sevemeyiz. Böyle insanlardan asıl olan şey kardeşler beranın gerektirmiş olduğu bir durum olarak bizlerin teberrür etmesidir. Sevgimiz müminler içindir, düşmanlığımız kafirler içindir. Allah için dostluğumuz müminleredir, Allah için düşmanlığımız kafirleredir. İzzet ve şeref müminlerindir, zillet ise kafirlerindir. Bütün hayırlar müminlerindir. İman etmeyinceye kadar kesinlikle kafirlerin izzet ve şereften almış oldukları bir nasipleri kesinlikle yoktur. Onların hayırdan yana, dünya ve ahiretin hayırlarından yana elde etmiş oldukları hiçbir şeyleri yoktur abiler. Müslümanlar Müslümanları severler. Müslümanların dostlukları Müslümanlara karşıdır ve Müslümanlar Müslümanların dışında olan kafirlere karşı buğz gösterirler ve onlara karşı şiddetli olurlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetlidirler. Böyle asil dururlar, dik dururlar, boyunlarını eğmezler. Ama müminlere karşı kendi aralarında şefkatlidirler. Allah Azze ve Celle müminleri böyle vasfetti abiler. Bize düşen şey müminlerin sergilemesi gereken tavrı sergilemek, müminleri dost etmek ve müminlerin dışında olan kafirleri düşman edinmektir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede dedi ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri kendiniz için dostlar edinmeyin dedi Allah Azze ve Celle. Kafirler sevilmez, kafirlere ilgi alaka gösterilmez, onların yanında böyle Müslümanların onlara saygı göstererek saygı ifade eden bir duruşla kesinlikle durmaması gerekir. Onlar övülmezler kardeşler. Onlar methedilmezler. Onların yolu benimsenmez. Ama ne yazık ki bizler bazı kardeşlerimize baktığımızda, Müslümanlara baktığımızda bu konuda Müslümanların ciddi bir ihlalin içerisine girdiğini görüyoruz. Mesela bazı kardeşlerimiz şöyle gelişi güzel bir şekilde kafirleri methedebiliyor, kafirleri övebiliyor. Allah muhafaza. Bu yerine göre kardeşler haram olur. Kafirleri methetmek, yollarını benimsemek, onlardan güzel bir şekilde bahsetmek yerine göre haram olur ve yerine göre küfür olur. Birinci olarak kardeşler, haram olması durumunda bir kimse dünyada meselelerde kafirleri övüyorsa abilerim bu haramdır. Bu adamın ticareti güzeldir. Bu adam Müslümanlardan kafirdir ama Müslümanlardan daha güzel bir ticaret ortaya koyuyor. Veya bu adam müşriktir ama merttir, cömerttir. İnsanlara karşı muamelesi iyidir. Bu adam kafirdir ama sözünde sadıktır. Sözü senet gibidir. Benzeri lafızları kardeşler haramdır. Kişiyi harama sevk eder. Abilerim, bir insan Allah Azze ve Celle'ye karşı vermiş olduğu sözü yerine getirmiyorsa,
Allah Azze ve Celle'ye karşı vermiş olduğu sözü unutmuşsa, Allah Azze ve Celle'ye karşı verdiği söze asi olmuşsa, bu insan nasıl sözünde sadık olsun? Nasıl bu adamın sözü senet gibi bir söz olmuş olsun? Bu adamlar Allah Azze ve Celle'ye karşı verdikleri sözü unuttular. Allah Azze ve Celle'ye karşı verdikleri söze muhalefet ettiler. Veya bir adam Allah Azze ve Celle'nin hakkını vermemiş, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuşsa, bu adam için nasıl kerimdir, nasıl cömerttir deriz? Bu adam nasıl iyidir deriz? Veya Müslümanlardan, insanlardan bazılarının şu sözleri: bu adam müşriktir ama ticareti Müslümanlarınkinden daha güzeldir. Bu sözler cehaletten başka bir şey değildir abiler. Siz bu adam müşriktir veya falanca adam müşriktir, Allah'a şirk koşan, küfreden bir adamdır ama ticareti Müslümanlarınkinden iyidir dediğinizde, Allah'a şirk koşan bir müşrikle Allah Azze ve Celle'yi tevhid eden, Allah Azze ve Celle'yi birleyen İslam ehli, Müslüman, iman ehli bir Müslümanı kıyas ediyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz ve müşriki Müslümanın üzerine çıkarıyorsunuz. Müşrik vasfını alan, müşrik sıfatını alan bir kimseyi iman eden kimsenin önüne geçiriyorsunuz. Kardeşler, bu cehaletten başka bir şey değildir. Böyle sözler sarf edilmez. Asıl olan onların yerilmesidir. Asıl olan onların küçük düşürülmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize emretti. Dedi ki: "Sagiru bihim kema sagarallahu bihim." Allah'ın onları küçültmüş olduğu gibi siz onları küçültün dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste İmam Beyhaki rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İza mudihal fasik gadiber rabb." Bir fasık methedildiği zaman, övüldüğü zaman Allah buna gazap eder dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra "Vehtezze lizalikel arş." Ve bir fasık övüldüğü zaman arş titrer dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, bu mesele önemlidir. Vallahi bu mesele çok önemlidir. Ne yazık ki meselenin önemini kavramamış olan bizler bazen gelişi güzel sözler sarf edebiliyor, müşrikleri övebiliyoruz veya kafirleri övebiliyor veya bazı hususlarda, bazı alanlarda Müslümanların önüne geçirebiliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in anlatmış olduğu üzere, Cabir dedi ki aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ederek: "Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yekunnul müşrikine ve yurahhibe bihim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin künyelenmesini, künyeyle çağrılmasını ve güzel, hoş bir şekilde karşılanmasını yasakladı dedi Cabir radıyallahu anh. Kardeşler, Araplarda künyeyle birine hitap etmek onun kadrini, kıymetini yüceltmektir. Eğer siz birine künyeyle hitap ediyorsanız ona değer verdiğinizin en büyük alametlerinden bir tanesidir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onları künyeleriyle çağırmayın. Kafirleri, müşrikleri künyeleriyle çağırmayın ve onlara hoş, güzel bir muhabbet de sergilenmeyin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, bu İslam dininde asıl olan meselelerden bir tanesidir. Muhammed İbni Abdülvahhab öyle söyledi Durer-ül Seniyye'de. Dedi ki İslam dininin aslı ve kaidesi iki tanedir. İslam dininin aslı ve kaideleri iki tanedir. Birincisi, yalnızca Allah'a ibadet etmek, yalnızca Allah için sevmek ve bunu terk edeni tekfir etmek. İkincisi, şirkten sakındırmak, kişinin önce kendisini sakınması, daha sonra insanları sakındırması ve Allah için buğd etmesi, Allah için düşmanlık yapması, aksi davranan kimseyi, böyle yapan kimseleri de tekfir etmesidir. Bu İslam dininin asıllarıdır kardeşler. İslam dininin asıllarıdır. Öyleyse bizler İslam dininin en sağlam kulpundan tutmalıyız abiler. İslam dininde en sağlam kulp Allah için dost olmaktır ve Allah için düşman olmaktır. Allah için Allah'ın dostlarına dost olacağız ve Allah için Allah'ın düşmanlarına düşman olacağız kardeşler. Allah'ın düşmanları kimlerse bizlerin onlara karşı berayı tam olarak ortaya koyması gerekir. Düşmanlık olarak, düşmanlıkta ne gerekiyorsa onun yapılması gerekir. Buğz olarak kardeşler, buğz olarak onlara karşı neyin gösterilmesi gerekiyorsa bunun ortaya konulması gerekir. Tevhidin tahakkuk etmesi için, imanın oluşması, İslam dairesi içerisine girebilmemiz ve İslam dairesi içerisine kalabilmemiz için dikkat etmemiz gereken şey İslam'ın, imanın en sağlam kulpundan tutmamızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vela vel bera için evfeku urul iman." İmanın en sağlam kulpudur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aksi davrananlar, kim Allah için dost olmaz ve kim Allah için düşman olmazsa böyle kimselerin iman iddiaları geçersizdir. Kardeşler, mesele çok önemli gerçekten. Bu mesele çok önemli.
Bizler Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Bizler tağutları reddettik. Tağutların destekçilerini reddettik. Bununla beraber, bunları yapmakla beraber en fazla dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi vallahi budur. Allah için dost olmak, Allah'ın dostlarına dost olmak, Allah'ın düşmanlarına düşman olmaktır. Ama kim bunlara dikkat etmez ve Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı bir muhabbet besler, onlara karşı berayı uygulamazsa, Allah Azze ve Celle böyle kimsenin kalbine imanı yazmamıştır. Rabbimiz öyle söyledi Mücadele suresinde. Dedi ki, لَا تَجِدُ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve ahiret gününe inanan, iman eden kimselerin Allah'a ve Resulüne düşman olan kimselere karşı bir sevgi beslediklerini göremezsiniz dedi Allah Azze ve Celle. Ve ayetin devamında böyle kimselerin imanlarını ispatlayarak dedi ki Rabbimiz اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوهُمْ مِنْهِ Böyle kimseler ki, yani Allah için dost olan, Allah için düşman olan o kimseler ki Allah onların kalplerine imanı yazmıştır ve kendi katından bir ruh ile onları desteklemiştir dedi Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle böyle kimselerin kalplerine imanı yazmıştır. Allah için dost olan ve Allah için düşman olan kimsenin kalbinde iman vardır abiler. Ama kim Allah için dost olmaz, kim Allah için düşman olmaz, velâ vel berâya kesinlikle dikkat etmez, riayet etmez ise böyle kimseler küfre ve şirke düşerler abiler. Allah muhafaza. İkinci olarak kardeşler, kişiyi şeye sevk eden, küfre sevk eden bera noktasında, küfre birinci olarak dedim ki harama sevk eden bera, ikinci olarak küfre sevk eden bera, Müslümanların içerisinden veya İslam olduğunu zanneden kimselerin içerisinden bazı kimselerin çıkıp böyle imanlarını zedeleyecek bazı sözleri kullanmaları küfre düşmeleri için büyük sebeplerdendir. Mesela sizler kafirleri dinleri hususunda överseniz abiler bu küfürdür. Dünyevi olarak överseniz bu haramdır. Dinleri hususunda överseniz bu küfürdür. Mesela bunlar kafirlerdir veya demokrasi küfürdür ama en güzel yönetim şeklidir. İnsanlar onunla güzel bir şekilde idare olunurlar. Bu söz küfürdür kardeşler. Veya İslam şeriatı günümüze hitap etmiyor sözü küfürdür. Veya bu adamlar Hristiyandır, Yahudidir ama Hristiyanların, Yahudilerin yolu Müslümanların yolundan, onların dini anlayışları Müslümanların dini anlayışlarından daha doğrudur. Ve benzeri sözler kardeşe küfürdür. Bu açılardan onların methedilmesi küfürdür abiler. Birinci olarak onların methedilmesi dünyevi olarak methedilmeleri haramdır. İkinci olarak dini hususlardan methedilmeleri kafirlerin küfürdür abiler. Müslümanların bundan sakınması gerekir. İmanın en sağlam kulpundan tutalım abiler. İbn Abbas radıyallahu anh o İmam Taberi'nin rivayet etmiş olduğu bir sözde dedi ki Allah için sevmek ve Allah için buğd etmek. Allah için dost olmak ve Allah için düşman olmak. Kim bunları Allah için yaparsa yapmış olduğu bu iş sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanır. Ama kim bunlara riayet etmez ve aksini davranırsa böyle kimseler ne kadar namaz da kılsalar, ne kadar oruç da tutsalar onlar imanın lezzetini alamazlar dedi İbn Abbas radıyallahu anh. Böyle kimseler imanın lezzetini alamazlar kardeşler. Böyle kimselerin yapmış oldukları tutum, bu sergilemiş oldukları tavır da şaşılacak bir tavırdır abiler. Bizler Allah Azze ve Celle'yi veli edinen kullarız. Bizler Allah Azze ve Celle'yi dost edinen kullarız. O halde Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarını da düşman edinmemiz gerekmez mi? Dostumuzun dostu dostumuzdur kardeşler. Dostumuzun düşmanı düşmanımızdır. Allah Azze ve Celle bizlerin velisi, Allah Azze ve Celle bizlerin dostudur. Allah Azze ve Celle'nin düşmanları bütün müminlerin düşmanlarıdır. Şair, bir tane şair Arapların içerisinden kardeşler şöyle bir söz söyledi. Dedi ki, تُحِبُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ اَنَّنِي صَدِيقُهُ Sen benim düşmanımı seviyorsun. Sonra da benim dostum olduğunu zannediyorsun. Veya benim senin arkadaşın olduğunu zannediyorsun. Bu şaşılacak bir şeydir kardeşler. Bir insan veya bizlerin genel olarak dostumuz, dostumuzun dostu dostumuzdur. Ama dostumuzun düşmanı bizim de düşmanımızdır. Ama dostumuzun düşmanını kesinlikle bizler dost edinemeyiz. Bu şaşılacak bir iştir. Muhammed İbni Abdülvahab Eddureri Seniyye'de şöyle bir şey söyledi. Dedi ki
Tevhid ehli olan kimseler, onlar Allah için sever ve tevhid ehli olan kimselere karşı Allah için buğz ederek onlardan teberrü etmedikleri sürece imanları kesinlikle sahih bir iman olmaz. Veya başka bir sözünde yine Muhammed İbni Abdülvahhab Eddurer-i Seniyye'de şöyle bir şey söyledi kardeşler. Dedi ki Kur'an ve sünnet şuna delalet eder. Bir kimse şirk ehlini, müşrikleri dost edinirse ve yardımını onlara yaparsa kesinlikle İslam dininden çıkar. Yine Muhammed İbni Abdülvahhab Eddurer-i Seniyye'de şöyle bir şey söyledi kardeşler. Dedi ki ey kendisine Allah Azze ve Celle'nin İslam'ı bahşetmiş olduğu kul. Allah Azze ve Celle sana büyük bir lütufta bulundu. Allah sana büyük bir nimet verdi. Allah sana kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığını öğretti. Bundan sonra kesinlikle ben müşriklere karşı koyamıyorum. Ben onlara bir şey söyleyemiyorum. Kesinlikle böyle bir şey söyleme. Eğer böyle bir şey yaparsan onları dost edinirsen bil ki İslam dairesi içerisinde olduğunu zannettiğin halde kesinlikle İslam'la bir ilişkin yoktur. Çünkü asıl olan onlara buğz etmen, onlara düşmanlık yapman ve onların dostlarına da buğz etmen ve düşmanlık yapmanlar dedi. Asıl olan budur kardeşler. Asıl olan budur. Burada şöyle bir şey sorayım abi sizlere. Bizler niçin kafirlere düşmanlık yapmalıyız? Niçin onları sevmemeliyiz? Normalde bunu keyfi olarak mı yapmalıyız abiler? Biz keyfimizden mi aslında bu insanlara düşman olmalıyız? Bu insanları sevmemeliyiz veya müşrikleri, kafirleri sevmemeliyiz. Bunu keyfimizden mi söylüyoruz abiler? Hayır, bu dinde asıl olarak, zaruri olarak bilinmesi ve yerine getirilmesi gereken bir şey. Bizler kafirleri sevmiyoruz ve kafirlere düşmanlık yapıyoruz. Çünkü kardeşler Allah bunu emretti. Allah Azze ve Celle onlara düşmanlık yapmamızı bize emretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara düşmanlık yapmamızı bize emretmiştir. Allah Azze ve Celle kesinlikle onların dostlar kılınmamasını emretmiştir. Öyle söyledi Rabbimiz. Dedi ki ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvekum evliya. Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin dedi Allah Azze ve Celle. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Veya başka bir ayette yine Rabbimiz dedi ki Nisa suresinde ya eyyühellezine amenu la tettehidu kafirine evliya emin dunul müminin. Ey iman edenler müminleri bırakıp da kafirleri kendiniz için dost edinmeyin, sırdaşlar edinmeyin dedi Allah Azze ve Celle. Biz niçin onlara düşmanlık yapıyoruz? Niçin onlara düşmanlık yapmamız gerekir abiler? Çünkü Allah Azze ve Celle bunu bize emretmiştir. Biz bir ibadet olarak kafirlere düşmanlık yaparız. Allah Azze ve Celle bunu emrettiği için bizler kafirlere düşmanlık yaparız. Allah Azze ve Celle'nin emirleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri vücubiyeti ifade eder. Şeriatta genel bir kaide vardır. El-emru yaktadil vücub. Emir vücubiyeti gerektirir. Eğer Allah Azze ve Celle bir şey emretmişse o vaciptir. Ve vacipte de olması gereken nedir? Biz onu yaptığımızda ecir alırız, ibadet maksadıyla yaparız. Terk ettiğimizde ise günahkar oluruz. Vacibin tanımı budur abi. Yaptığımızda ecir alırız, terk ettiğimizde günaha gireriz. Ve biz bunu bir ibadet olarak yaparız. Bazı cahillerin söylemiş olduğu şu sözleri de kesinlikle söylemeyiz. Tamam biz onlara buğz ediyoruz ama ne diye bir düşmanlık yapalım ki? Ne diye böyle aramızdaki hukuku bozalım ki? Aslında etliye sütlüye karışmamak lazım. İnsanlarla iyi geçinmek lazım. Tamam müşrikler ama hiçbir şey söylememek, hiçbir şey yapmamak lazım. Hayır kardeşler. Allah bize emrettiği için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettiği için onlara düşmanlık yapılması gerekir ve kesinlikle onların sevilmemesi gerekir. Biz niçin onlara düşmanlık yapıyoruz abiler? Niçin onlara düşmanlığımızı ortaya koyuyoruz? Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olan kullardır. Onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı düşman olduklarından dolayı biz Allah Azze ve Celle'ye düşman olana düşmanlık yapmalıyız abiler. Allah Azze ve Celle'nin dininin sınırlarını çizen insanlara düşmanlık yaparız bizler. Biz onları sevmeyiz abiler. Biz onlara düşmanlık yaparız. Niye? Çünkü onlar da bizi sevmezler. Allah Azze ve Celle ayette dedi ki وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتُهُمْ. Siz Yahudi ve Hristiyanlarının dinlerine uymadıkça onlar sizi sevmez ve onlar sizden razı olmazlar dedi Allah Azze ve Celle. Onlar bizi sevmedikleri için, onlar bize hiçbir hayrın isabet etmesini istemedikleri için biz onları sevmez ve biz onlara düşmanlık yaparız. Biz onlara niçin düşmanlık yapmalıyız abiler? Çünkü bu tarih boyunca hak ve batının savaşıdır. Tarih boyunca Allah Azze ve Celle'nin taraftarları bir tarafta, şeytanın, iblisin taraftarları bir tarafta olmuş
ve bu hak ve batının savaşıdır. Ve bizler de hak ehli olan insanlar olarak batının ehline karşı düşmanlığımızı, beraatimizi ortaya koymamız gerekir. Tarih boyunca peygamberler, gelen bütün peygamberler, nebiler, elçiler, davetçiler, Müslümanlar, sıddıklar, şehitler, onlar hepsi bu durumda kardeşler beraatlerini kafirlere karşı tarih boyunca beraatlerini ortaya apaçık bir şekilde koyuyorlar. İnşallah gelecek derslerimizden birinde bu meseleyi anlatacağım. Tarih boyunca velâ vel berâ nasıl oldu? Müslümanlar kafirlere karşı beraatlerini nasıl ortaya koydular? Buna tarihten inşallah örnekler vereceğim. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Ama bizler onları düşmanlar ediniriz. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı düşman olurlar. Bizler onlara düşmanlar ediniriz. Çünkü bizler Allah Azze ve Celle'nin taraftarlarıyız. Biz Hizbullah'ız. Onlar dahi bu şeytandır abiler. Biz onlara niçin düşmanlık yaparız abiler? Biz onları niçin sevmeyiz? Çünkü onlar bize tarih boyunca zulmettiler abiler. Zalimler sevilir mi? Fasıklar sevilir mi? Kafirler sevilir mi? Onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşarak en büyük zulmü işlediler. Allah Azze ve Celle şirk işleyenler için, şirk fiili için en büyük zulümdür dedi. Zulüm ehli sevilir mi abiler? Zulüm ehli fıtraten sevilmez. Biri bize bir zulüm yapmışsa sevilmezler abiler onlar. Böyle insanlar sevilmezler. Böyle insanların sevilmemesi için, düşman addedilmeleri için illaki zulmü bize yapmalarına gerek yoktur. Allah Azze ve Celle'ye karşı zulmetmişlerse, Allah Azze ve Celle'nin hakkını gasp etmişlerse tamam bizim için yeterlidir. Veya kardeşler sadece bu da değil. Yani onların zulümleri sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkını çiğnemeleri de değil. Onlar yüzyıllardır Müslümanlara yapmadıklarını bırakmadılar. Müslümanlara yapmış olduklarından dolayı, zalim olduklarından dolayı biz onları sevmez ve onlara karşı düşmanlık yaparız. Onlar bizim kardeşlerimizden, Müslümanların içerisinden kimlerini öldürdüler. Suriye'ye, Irak'a bakın. Niçin orada böyle şeyler yaptılar abiler? Oradaki insanlar biz Müslümanız dedikleri için bunu yaptılar. Oradaki insanlar genel olarak la ilahe illallah dedikleri için yaptılar. Niçin bir tane Hristiyan bölgesinde, Yahudiler bölgesinde, şehrinde olmadı? Çünkü onların aslında bu savaşı dinsel bir savaştır. İslam'a karşı açmış oldukları bir savaştır. Onlar Müslümanlara zulmediyorlar. Onlar Müslümanların erkeklerini öldürüyorlar. Onlar Müslümanların çocuklarını yetim bıraktılar. Onlar Müslümanların kadınlarını dur bıraktılar. Onlar bize zulmettiklerinden dolayı biz onları sevmez ve onlara düşmanlık yaparız. Onlar bizim davetçilerimizi cezaevlerine attılar. Onlar bizim davetçilerimizi, Müslüman abilerimizi, hocalarımızın itibarlarını zedelediler. Onlar Müslüman davetçilerimizin, abilerimizin, hocalarımızın eşlerini ortada, çocuklarını ortada bıraktılar. Kadınlarımız, çocuklarımızın hepsini ortada bıraktılar. Onlar bize zulmettikleri için biz onları sevmeyiz. Biz onlara düşmanlık yaparız abiler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki وَاِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُعْهُمْ. Onlar kesinlikle size bir hayrın, bir güzelliğin isabet etmesini istemezler. Bu halde biz onları nasıl seveceğiz abiler? İlla ki kafamıza vurmaları mı gerekir? Allah'a karşı yapmış oldukları şey apaçık ortadayken, kardeşlerimize karşı, Müslümanlara, İslam'a karşı yapmış oldukları şeyler apaçık ortadayken biz onları nasıl seveceğiz abiler? Yine Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki Ali İmran suresinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانِتَمْ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْدُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ. Ey iman edenler, kendinizin dışında, Müslümanların dışında kafirleri kendiniz için sırdaş edinmeyin. Onlar size zarar vermek isterler. Onlar sizi zora sokmak isterler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Onların size karşı öfkeleri, kinleri, buğuları ağızlarından dışarı çıkmıştır. Kalplerinde besledikleri, kalplerinde büyüttükleri ise daha büyüktür dedi Allah Azze ve Celle. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. İşte biz ayetleri size böyle açıklarız. Umulur ki akıl edersiniz. Akıl edersiniz diye, artık meseleleri kavrarsınız diye biz ayetleri size böyle açıkladık dedi Allah Azze ve Celle. Onlar bize karşı düşmanlık yaptıkları için biz onlara karşı düşman oluruz abiler. Bugün Allah Azze ve Celle tarihi hep böyle döndürür. Tarihte bazı zamanları hep döndürür. Bazen gücü Müslümanlara, bazen gücü kafirlere verir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Biz o günleri insanların arasında döndürür dururuz dedi Allah Azze ve Celle. Bugün güç onların elinde ve yapabildikleri kadar yapıyorlar. Bize zulüm ediyorlar. Zalimler sevilmezler abiler. Zalime karşı buğz edilir, düşmanlık yapılır. Fasıka buğz edilir, onlara karşı düşmanlık yapılır. Allah Azze ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sırf bir tane fasık övülmüş diye
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Azze ve Celle buna gazap eder. Ve bundan dolayı arş titrer dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fasıklar, zalimler, kafirler, müşrikler övülüp methedilmezler, yolları benimsenmez, sevilmezler ve asıl olan şey onlara düşmanlığın yapılmasıdır. Peki bu düşmanlığın sureti nasıl olmalı? İslam devletinde nasıl olmalı? Küfür devletinde nasıl olmalı? Müslümanlar kuvvetliyken nasıl olmalı? Müslümanlar zayıfken nasıl olmalı? İnşallah bunlara da gelecek dersimizde devam edeceğiz. Bunları anlatmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle meseleyi güzel bir şekilde anlamayı bizlere nasip etsin. Meseleyi güzel bir şekilde öğrendikten sonra hayatımızda güzel bir şekilde tatbik etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri yalnızca kendi rızası için seven ve yalnızca kendi rızası için buğz eden kullarından kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri yalnızca kendi rızası için dost olan ve dostlarına dost olan, düşmanlarına da düşman olan kimselerden kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlara erişen, hayırın amellerine muvaffak olan kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.